Sayın Türmok Yönetim Kurulu üyemiz, değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak düzenlemiş olduğumuz şirketlerde zararın karşılanması ve eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı konulu seminerimize hoş geldiniz. Meslektaşlarımız, Ticaret Mevzuatı ve Muhasebe Standartları Komisyonu Başkanı Sayın Kasım Çapraz ve Vergi Mevzuatı Komisyonu Başkanı Sayın Mustafa Özden Düzgün'ün sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde kendilerinden konuya dair bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü değerli meslektaşlarımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Oda Başkanımız Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Evet sevgili meslektaşlarım, hepinize merhaba. Mali takvimin sonuna doğru yazın başladığı bu günlerde yine spesifik bir konu. Ben Sayın Kasım Çapraz'a ve Sayın Mustafa Özden Düzgün'e çok teşekkür ediyorum. Aslında meslektaşlarımızın sıkça karşılaştıkları bir konu. Şirketlerde zararın karşılanması, ne zaman karşılaşıyorsunuz? Ticaret siciline sermaye artışı yapmaya gittiğinizde sizden zararı karşılamanızı, ondan sonra sermaye artışı yapabileceğinizi söylüyorlar. Biraz belki şaşırıyorsunuz, böyle bir şey gerekli mi diye. Yine son dönemde artık kullanılmaya başlanan sermaye azaltımı konusu benim için önemli bir konuydu. Yine huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyorum. Bir başka konuda da sizi bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Odanın biliyorsunuz komisyonlarının çalışmalarının da artık vitrine çıktığı bir aydayız. Tıpkı vergi mevzuatı ve ticaret mevzuatı komisyonunun ortak çalışması gibi sosyal kültürel etkinlikler komisyonumuzun da birinde, ayın birinde halk oyunları gösterisi olacak auditoriumda. Ayın 3'ünde de Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda yine aynı komisyonun tiyatro etkinliği olacak. Tiyatro ve halk oyunlarında bilet sıkışıklığa kalabilir. Demedi demeyin. Biletler hızla tükeniyor. Belki de tükenmiştir. Hazır bugün oda açık. Burada bilemiyorum. Belki de tiyatronun bitmiş olabilir. Bunu söylerken gerçekten ilk gösterim için heyecanla biz de onları bekliyoruz. Yine bir başka planlamadan söz edeceğim size. Çok fazla sıkmadan. 7-8-9 Temmuz'da da belki bu yıl ilk olacak bir uygulama yapacağız. Bursa mali tatil, daha önce hatırlarsanız eğitsel tatilimiz vardı mali tatilde. Tabii ki eğitsel tatil değil ama yine biz bize olup birlikte vakit geçireceğimiz bir muhasebe fest düzenleyelim istiyoruz. Şimdiden 7-8-9 Temmuz'u boş bırakın. Keyifli zamanlar, verimli zamanlar ve sohbetler edebileceğimiz bir 3 günümüz olacak. Çadırlarımızı kuracağız. Belki imza günleri olacak. İçerik sürpriz ama bu tarihi boş bırakın arkadaşlar. Şimdiden bu tarihleri söylemiş olayım. Bugün de yine seminerimiz kayıt altında olacak. Kaydı alacağız. Ve YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Ben buradan sürekli her hafta şunu istirham ediyorum katılımcılardan. Arkadaşlar YouTube kanalımızı aynı zamanda abone olun. İçinizde abone olan var mı? Görebilir mi abone olanları? Çok az. Arkadaşlar abone olmanız, biz bir nevi canlı yayın gibi bu kanalı kullanacağız. Önümüzdeki 2 yıl benim görev sürem devam ettiği sürece de YouTube kanalımız kapalı devre televizyonumuz gibi olacak. Hafızamız olacak. Çünkü bazı şeyleri artık yürütmemiz imkansız. Buraya gelmeden önce odada sohbet ediyorduk. 7440 ile ilgili bir eğitim yaptık. Aslında Sayın Abdullah Tolu ile Soner Ülgen geldi buraya. Hiçbir yerde seminer vermemişlerdi. Ben şimdi her gün hala yüzlerce telefon alıyorum.
Başkan şunu nasıl yapacağız 7440'lı? Başkan şu şöyle mi olacak? Arkadaşlar aslında YouTube kanalında var. Oldukça da açıklayıcı ve çok interaktif bir sunum gerçekleşmişti. Sizden ricam YouTube kanalına girin ve kanala da abone olun. Abonelik için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Ancak size buradan duyurularda gelsin. Yani bundan sonraki YouTube kanalına yüklediğimiz eğitim videolarımız ya da odanın etkinlik videoları ile ilgili size uyarı gelecektir. Bu uyarıyla kendi kanalımızı izlemiş olacağız. Ben şimdiden başarılı bir seminer olmasını diliyorum. Katılımınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açılış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor. Sunumlarını yapmak üzere değerli üstadlarımızı kürsüye davet ediyorum. Değerli TÜRMOP Yönetim Kurulu üyem, odamızın değerli başkanı, kıymetli BİMET başkanı ve değerli meslektaşlarım, öncelikle hepinize selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün sizlere birlikte yapmış olduğumuz bir çalışmanın sonucu olarak bir seminer şeklinde bir çalışmamızı sunmak istiyoruz. Bunun bir diğer anlamı da yapmış olduğumuz çalışmalar ile üretmiş olduğumuz veya meydana getirdiğimiz sinerjiyi sizlerle paylaşmaktır. Nitekim burada şunu ifade etmek istiyorum. Her meslektaşın bir başka meslektaşı da birlikte yapacağı çalışmalardan doğacak sinerjiyi mutlaka kullanmak, değerlendirmek lazım. Bunun herkes için yararlı olması dileğiyle ben kısaca konumuza başlıyorum. Şirketlerde zararın karşılanması ve eş zamanlı sermaye azaltımı ve arttırımı diye ismini verdik çalışmamızın şeyine, sunumuna. Şimdi zararın karşılanması olur mu? Devlet zararı mı karşılıyor gibi şeyler insan aklına geliyor. Tabii mali müşavir veya muhasebeci olmayan arkadaş insanlar için. Elbette şirket belli bir döneme kadar zarar edebiliyor. Ediyor zaten. Ama zararın karşılanması zorunluluğu belirli bir sınırdan sonra. Zaten burada çalışmamızın esas temel odak noktası Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi. 376. maddesini hatırlarsak değerli arkadaşlar, birinci fıkrasında şirketin sermayesinin yarısı zarar nedeniyle karşılıksız kalması halinde yönetim kurulu gerekli önlemler alır, genel kurula bunları sunar diyor. İkinci fıkrasında ise sermayenin 1/3 kaybolursa derhal yönetim kurulu genel kurulu çağırır ve genel kurul sermayenin 1/3'üyle yetinmeye karar verir veya sermayeyi tamamlamaya karar verirse ona göre hareket eder diyor. Şimdi burada sermayenin maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sermayenin 1/3'üyle yetinme kavramı bu daha doğrusu 1/3 değil sermayenin kalanı ile olarak tebliğde değişti. Bu tebliğ de 15 Eylül 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin uygulanması usul ve esasları hakkında bir tebliğ yayınladı Ticaret Bakanlığı biliyorsunuz. O tebliğ ile zaten bu konuda 1/3 değil de kalanı ifadesi kullanıldı. Neden daha doğru kalanı demek? Örneğin sermayenin 1/3'ünden fazlasını zarar edebilir bir şirket. Diyelim ki %25'i kalabilir. Yani sermayenin %75'i kadar zarar etti. Bunu şirketin sermayesi 5 milyon ise veya 3 milyon ise %75'i 2 milyon 250 bin zarar ettikten sonra yine kalan miktar yetiyor yasal sınırda. Dolayısıyla bunu o kadar azaltıp arttırdığı zaman ortadan kalkmış oluyor. Bu hadisede ben sermayenin kalanı kavramının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bir diğer ise bu konuda zaten yönetim kurulu, genel kurula bunları götürdüğünde genel kurul iki konuda karar vermek zorunda. Bir veya kaybolan zararı nedeniyle kaybolan sermayeyi tamamlama. Yine tebliğde üçüncü bir ışık daha getirilmiş buraya, sermayenin arttırılması. Yani sermayeyi azaltmadan arttırma
anladığım kadarıyla burada vaatse. Şunu biraz daha ilerleterek anlatmak istiyorum. Sermayenin üçte biriyle yetinmekten kasıt aslında zorunlu olarak bir sermaye azaltımıdır. Her ne kadar daha sonraki konuşmaların slaytlarda sıra gelecek ise de biliyorsunuz ticaret kanununda zorunlu olarak sermaye azaltımları da var. İhtiyari olarak sermaye azaltımları da var. Ki zorunlu olanların başında bu 376'ya göre olan üçte biri ve daha fazlası yapardan sermayenin üçte ikisi ve daha fazlasıyla kaybolması durumunda söz konusu. Ama bu durumda sermayenin azaltılması için amaç zaten sermayenin azaltılmasında ne amaçlanıyor? Zararın bünye dışına atılması. Şimdi daha sonraki seçenekte de dedik ki sermaye arttırımı. Şöyle düşünelim. 3 milyon lira sermayesi olan bir şirketin 2,5 milyon lira zarar ettiğini düşünelim. Dolayısıyla üçte birinden daha fazla zarar etti. Sermayeyi azaltıp tekrar o kadar 2,5 milyon azaltıp 2,5 milyon tekrar arttırdığımızda zararı dışarı atmış oluyoruz. Ama sadece sermaye arttırdığımızda 2,5 milyon lira sermaye arttırdığımızda bu defa ne olacak? Şirketin sermayesi 5,5 milyon olacak. 2,5 milyon zarar olacak. Yine öz kaynak 3 milyon olacak ama zarar orada gözükecek. Amaç zararın bilançoda gözükmemesi. Çünkü bu hadise sadece vergisel anlamda bakarsak o önemli değil. Yani öz kaynak değişmiyor falan der geçeriz ama bunu üçüncü şahıslar açısından, bankalar açısından, kredi verenlerin açısından, verenler açısından veya şirket eğer ileride tahvil falan bono çıkaracaksa bu açıdan değerlendiğimizde oldukça sevimsiz bir konu. O nedenle zararın bünye dışına çıkartılması önemli. Ama bunun için de yine ticaret yasası 473. maddeye göre %75 oy çoğunluğu gerekmekte. Zararın sermayenin azaltılabilmesi için. Ama şeyi de göreceğiz ki eğer tamamlamadan ile %100 oluyor bu hadise. Çünkü tamamlamadan kasıt burada azaltılan sermaye kadar veya ondan daha fazla sermaye arttırımı yapılması veya bilanço açıklarının pay sahiplerinin tümü veya bazılarınca kapatılması. Ya da bazı alacaklarının vazgeçmesi şeklinde ifade edilmekte ama pay sahiplerinin tümünün bunu kabul etmesi demek %100 katılım ile sermayenin azalan kısmını tamamlama ki 421'e göre özellikle ticaret yasası 421.2b galiba değil mi? Evet 2a 422a. Şimdi özellikle sermayenin tamamlanması burada önem arz etmekte ama az evvel ifade ettim 376. madde uygulamasının usul esasları hakkında tebliğe göre sermaye ve yedek akçe toplamının yarısına eşit veya 3/2'den fazla olması sermayenin normal olarak azaltılmasıyla mümkün. Ama sermaye ve kanunluk akçelerin yedek akçeler toplamının 3/2'sine eşit veya daha çok kaybolmuşsa şayet bu defa zorunlu olarak sermaye azaltma şeyiniz doğuyor. İşte burada sermaye azaltma mı yapalım yoksa zararı mı karşılayalım seçeneği sunarken karşımıza iki konu çıkıyor. Birincisi az evvel ifade ettiğim 473. maddedeki gibi %75 kişi %75 katılım ve %75 oy sayısı. Veya %100 katılım olursa %75 oy sayısı yeterli veya %75 katılım olursa tümü anlama gelmekten. Yani her halükarda burada bahsetmiş olduğum oranlar hem payların tümü hem de katılanların oy sayısı anlamındadır. Burada şirket ortaklarının tümünün zararın karşılanmasına taraftar olmayacağı düşünülürse sadece sermaye azaltma yeterli olabilir. Ama bu sınırlar altında kalmışsa yapacak başka bir şey yok. O zaman sadece zararı karşılaması sermaye azaltıp arttırmak gerekir. %75 ile değerlendirmek lazım. Ama her halükarda zaten bu şeyde ticaret yasası az evvel bahsettiğim 421'e 2A hükmünde özellikle ikinci yükümlülükler veya bu zararın karşılanması gibi yükümlülükler tüm pay sahiplerinin katılımıyla ve onların tamamının olumlu oy kullanması da mümkün. Hani bazen bizim toplantılarda birinci toplantıda bu oran, ikinci toplantıda bu oran diye bazı yerler var. Maalesef bu bahsetmiş olduğum gerek zararın karşılanması, bu kaybının tamamlanması gerekse sermayenin azaltılması konusunda da ikinci toplantıda aynı oranlar geçerli. Şimdi bir de bu az evvel bahsetmiş olduğumuz tebliğ yani 15
Eylül 2018'de çıkan tebliğ, daha sonra her ne kadar 2020 yılında değişikliğe uğramış ise de orada da tebliğde bilanço zararlarının kapatılması için getirilen yükümlülükler öz kaynaklar içerisinde sermaye tamamlama fonu hesabına toplanır ve takip edilir diyor. Değerli arkadaşlar, bu konu çıktıktan sonra şöyle bir tartışma başladı. Sermayenin tamamlama fonu ile karşılanması, dönem başı öz kaynaklar ile dönem sonu öz kaynaklar arasındaki fark nedeniyle bir kar oluşturuyor. Yani aslında ticari kazancın tespit usulleri, yani gelir vergisi kanunu 38. maddesi uygulanıyor şeyde, kurumlar vergisinde de. Kurumlar vergisinde de aynı şey, madde uygulandığına göre karın aynı zamanda dönem başı öz kaynaklarla dönem sonu öz kaynaklar arasındaki olumlu farktır diyor. Şimdi zarar eden bir şirket dönem başı öz kaynakla zayıflamış. Zararı karşıladığınız zarar tamamlama fonuyla, dolayısıyla aradaki fark bir artıştır, öz kaynaklarda artıştır diye vergi idaresi bu konuda özellikle kurumlar vergisi istiyordu. Ve bu konuda hatta biraz daha ileri gidip bunun KDV'ye tabi olduğunu söyleyen durumlar da oldu. Ve bu bir sıkıntı yarattı ve ondan sonradır ki nitekim 15 Nisan 22 geçen sene Ticaret Kanunu 6. maddeye 3. bir bed eklendi. Orada zaten şey ilave edildi. Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi gereğince zararın ortaklarca karşılanması esnasında meydana gelen öz kaynak artışı kurum kazancıyla dikkate alınmaz diye bir madde geldi. Bu konuda zaten değerli arkadaşım Mustafa Düzgün kendi sunum kısmında, vergi kısmında daha detaylı değinecektir. Şimdiye kadar anlattığımız, değerli arkadaşlar, anonim şirketlerde zarar meydana geldiğinde ne kadar meydana gelirse azaltabiliriz, ne kadar meydana gelirse zorunlu olur, ne kadar gelirse zorunlu olmaz şeklinde. Ha bir de şu olabilir belki de, anonim şirketlerde zarar meydana geldi, %35-40'ı kadar, az evvel örneklediğimiz 3 milyon sermayenin 1 milyon 200 bin lira zararı söz konusu oldu. Siz bunu bilançoda muhafaza edebilirsiniz. Engel bir durum yok. Ve gelecek sene elde edeceğiniz karları bu geçmiş yıl zararında mahsup edebilirsiniz. Zaten buradaki benim mahsup edemden kastım bilanço üzerindeki mahsup. Vergi üzerindeki mahsup zaten beyanamelerde gözükmesi esnası. Yani bilanço üzerinde gözüken zararın mahsup edilip edilememesi vergi beyanı hiçbir alakası yok. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Çok eski, yani 2004 veya daha önceki zamana ait olabilir. Zararların bilançoda gösterilmesi koşuluyla idi. Daha sonra bu yeni gelen 5.520 sayılı yasayla 2006 yılında, zaten ondan önce de değişmişti. Zararların beyannamelerde gösterilmiş şartıyla getirildi. Çünkü bilançoda gözükmesi anlamlı değil. Çünkü insanların zararını sadece vergi idaresi kendini düşünüyor. Mahsup ettirilmeyelim diye. Ama amaç burada iş sahibinin veya şirketin bilançosundaki görünmenin ne kadar güzel olması veya çekin olması veya onun kredibiliteye etki edip etmemesi anlamında. Dolayısıyla sizin 3 milyon lira sermayeli şirketinizin 1 milyon 200 bin lira zarar etmesi durumunda bunu bilançoda muhafaza edilmesi ve bunun daha sonra gelecek yıl karlarından mahsup edilmesi konusu şeklinde bir karar alarak genel kurulda bunu muhafaza etmemiz mümkün. Nitekim burada şöyle bir konu daha var. Her ne kadar Mustafa Bey değinecek ise de 21 nolu kurumlar vergisini değiştiren tebliğ çıktı biliyorsunuz. O tebliğ esasında hani sermaye azaltımında vergileme sıralaması falan var. Detaylı az sonra değinecek arkadaşım. O tebliğ içeriğinde geçmiş yıl zararlarının tebliğ ile kar ile karşılanması herhangi bir fon çıkışı olmadığından stopaja da tabi değil. Bu daha evvel birçok arkadaş tarafından maalesef zararlar bilançolarda muhafaza edilmekteydi. Hatta bilançolarda zarar da var, kar da var. Kardeşim bunlar kendi aranızda mahsup ettiniz falan dediğimizde aa olmaz, efendim burada bir sorun yaşarız, burada başımıza sıkıntı gelir diye birçok arkadaş bu konuda imtina ediyordu. Ama bu gelen tebliğ bu şeyi tereddüdü ortadan kaldırdı. Şimdi bir de limite şirketlerde durum nedir diye bakacak olursak, limite şirketlerde hatırlarsınız değerli arkadaşlar 603. maddesi var. Ek yükümlülükler ilave eden madde. Ortakların ek ödeme yükümlülüğü tutulabilmesi için bunların mutlaka sözleşmede yazılı olması gerekiyor. Şirket sözleşmesinde yazılı olması gerekiyor. Tabii şirket sözleşmesinde bunlar yazılıysa şirketin kanuni yedek akçe ve sermayesinden nedeniyle şirketin zararını karşılayamaması söz konusu ise bu defa bu şeyler istenebiliyor.
bu ek ödeme de istenebiliyor. Ama bu ek ödeme istenebilmesi için de az evvel bahsettiğim gibi şirketin zarar nedeniyle sermaye ve yedek aksiyelerden yarısını karşılayamaması veya şirketin bu araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, şirket sözleşmesinde tanımlanan ve öz kaynak ihtiyacı doğuran diğer bir halin gerçekleşmemiş bulunması hallerinde bu ek ödeme istenebiliyor. Yani ek ödeme anonim şirketlerin aksine limited şirketlerde kuruluş esnasında şirket sermayesiyle şirketin sözleşmesine ilave edilerekten daha sonra bu durumdan meydana geldiğini istenebiliyor. Ancak şöyle bir konu var. Şirketin sözleşmesinde böyle bir şey yazılı değilse limited şirketi kurdunuz ek ödemelerle ilgili ek ödeme veya yan edim diye geçer ama daha çok ek ödeme burada önemli. Çünkü yan edim diğer ilave işler nedeniyle gerekebilir. Böyle bir durum yazıldıysa hemen insandan aklına şu gelebilir. Ya o zaman ben bunu ilave ederim sözleşmeye. Bunu sonra isterim denebilir. Onda da diyor ki eğer yazılı değilse şirket sözleşmesi değiştirip ek ödeme öngörülebilmesi konusunda gelen kul kararının tüm ortaklarının onayıyla alınması lazım. Yani yine %100 çoğunluk orada gerekmekte. Bir de böyle diye bir durum var. Şimdi değerli arkadaşlar az evvel bahsetmiş olduğumuz konuya dönmek istiyorum. Zorunlu sermaye azaltımıdır demiştim. Bu Türk Ticaret Kanunu'na ikinci bende göre 376-2'ye göre olan kısımda 3'te 2'den daha fazlasını kaybetmiş esnasında zorunlu sermaye azaltım yapılması gerekmekteydi. Çünkü ya zorunlu sermaye azaltımı yapılacak veya zarar ortaklarca karşılanacaktı. %100 onların da kabul ile. Bir de Türk Ticaret Kanunu'nda ayrıca bazı zorunlu sermaye azalışları var. Örneğin şirketlerin kendi payını iktisap etmesi diye bir kavram var. Özellikle 359. maddede anonim şirketlerle ilgili şirketin kendi payını bedelli olarak yani ivaz karşısındaki kendi payının %10'dan daha fazlasını edinemez diyor. Ama bedelsiz olarak edinebilir tabii şüphesiz. Ama %10'dan daha fazlasını elde edilmiş ise şayet bunu belirli bir süre içerisinde elden çıkarmak zorunda. Eğer o sırada elden çıkarmamışsa veya az önce bahsetmiş olduğumuz şeyin çok daha fazlasını zorunlu olarak elde edebilir. Örneğin sizin bir borçlunuz yani şeyinizde müşteriniz sizin şirketinizin payına sahip olabilir. Dolayısıyla müşterinizden alacağınız olduğunda ve bununla ilgili icraya başvurduğunuzda cebri icra yoluyla siz şirketiniz paylarınızı alabilirsiniz. Ama o zaman da diyor ki bunu şu kadar süre içerisinde çıkaracaksınız diyor. 386, 87 ve 88. maddelerinde özellikle söylüyor. Pardon daha önceki. 384, 85 maddelerde söylüyor. Ona göre 86. maddeye göre de bunu sermaye azaltman lazım diyor şu kadar süre içerisinde. Yani 2 yıl içerisinde çıkartacak sesini diğer az önce %10'a kadar olan kısmını şirketin sermayesini azaltarak kendi payını eline çıkartacaktı. Ya satacaktı, satamıyor ise, elden çıkaramıyorsa sermaye azaltacak, yok edecekti. Ama aynı şekilde 612. maddede de limited şirket için geçerli. Limited şirkette kendi sermayesinin %10'dan daha fazlasını elde etmişse bunu 6 ay mı orada süre? 6 ay içerisinde ya elden çıkaracak ya da elden çıkaramamışsa mutlaka genel kurul yapacak. Bu sermaye bu paydar karşılığı sermaye azaltacaktı. Bir de böyle bir konu var. Bu nedenle bizim Türk Ticaret Kanunumuzda 3 ayrı çeşit zorunlu sermaye azaltımı var. Bunu özellikle ben vurgulamak istiyorum. Şimdiye kadar birçok arkadaşın pek gündeminde olmamıştır ama önemli bir hadise. Nitekim az evvel değerli başkanımın bahsettiği gibi ticaret siciline gittiğinde arkadaş zararı karşılığında gelin demesi özellikle bu Türk Ticaret Kanunu 376'ya göre 376-2'ye göre 3'te 2'den daha fazla sermaye kaybı ise budur söz konusu. Hatta öyle bir şey ki negatif sermaye olanlar var. Öz kaynak çıkanlar oldu. Maalesef öyle devam ediyor. Gerçi burada bizim mali idaresinin umurunda değil. Kardeşim önemli değil. Ama benim hemen şu aklıma geliyor burada. Vergicilerle böyle bir toplantı esasında olmuş olsa ben mutlaka bunu soracağım. Tamam arkadaş öz kaynak eksik kalabilir. Peki benim öz kaynak eksik kaldıysa zararım nasıl düşeceğim o zaman? Bir de böyle bakalım hadiseye. Ya orada bir çelişki var. Önemli bir hadise. O nedenle öz kaynağın eksiği düşmesi bizim ticaret yasasına göre ne diyelim ona teknik filas diye geçiyor ama teknik filas duruma düşmemek lazım. Ama sadece nasıl olsa bizi vergi idaresi aramıyor, sormuyor diye bakıyorsak sorun kalmıyor. Aslında bundan sonra zaten bizim sadece vergi idaresi değil, ticaret yasasıyla veya üçüncü çağırsalarla
olan ilişkilerimiz daha çok çoğalacak değerli arkadaşlar. Şimdi az evvel bahsettiğim alarm çekilerde sermaye ve yedek akçe toplamının 3'te 2'sine kadar meydana giren zararlar ihtiyari olarak sermaye azaltımı. Tabii 473 ticaret kanuna göre 473 demiştik. Bu da %75 oy çoğunluğu gerektirmekteydi özellikle. Ama bunun söylediğim gibi bilançoda bekletilip gelecek yıl karlarında mahsup etme de şansı da mümkün. Aynı şekilde limited şirketlerde de sermaye azaltma konusunda aynı anonim şirket hükümleri kıyas yoluyla uygulanmakta değerli arkadaşlar. Şimdi ancak şöyle bir konu var fark olarak limited şirketlerde. Eğer limited şirketlerde ek ödeme yükümlülüğünü istememişseniz arkadaş önce ek ödeme yükümlülüğünü tamamlayın. Ondan sonra sermaye azaltın diyor. Yani ek ödeme yükümlülüğünü tamamladınız. Yetmedi. Nitekim ek ödeme yükümlülüğü sermayesinin bir miktarı misli kadar ek ödeme yükümlülüğü isteyebiliyorsunuz. Onu da aldınız ama yetmedi buna rağmen. Yetmiyor ise bu defa sermaye azaltımı yapabilirsiniz. Ama ek ödeme yükümlülüğü almadan, istenmeden sermaye azaltımı yapamazsınız. Bu da böyle bir konu var. 592. maddede bunu belirtmekte. Özellikle bunları belirttim ki arkadaşlarımız bu konuda bu slide'da zaten alacak, o da bünyesinde yüklenecek sitede. Oradan alıp değerlendirilebilir. Evet. Değerli meslektaşlarım, eş zamanlı sermaye azaltma ve arttırma mevzuatına girdiğimizde, ama önce şunu hatırlatmak istiyorum. Sermaye tamamlanması, yani azalan sermayenin tamamlanması yeni çıkmadı. Evvelden var olan eski ticaret 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda da vardı 324. maddede. Ama oradaki tamamlama ile şimdi buradaki tamamlama aynı şey değil. Çünkü burada sermaye tamamlamadan amaç diye az önce söylüyor zaten. Bunun gerekçesinde bahsediyor 376. maddenin. Azalan sermaye kadar şirketin sermayesini azaltmak eş zamanlı olarak arttırmak diyor. Önceki yasada böyle bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla eş zamanlı sermaye azaltma ve arttırma bu dönemde geldi. Ve bu anlamda sermayenin karşılanması kavramı biraz daha geniş bir anlam ifade etmek oldu. Şimdi burada bu sermaye azaltmasında mevzuatımız bu tabii yeni yasayla meydana geldi. Dolayısıyla zaten gerekçesinde bahsettiğim gibi bununla ilgili tebliğde de bu zaten söz konusu var. Az evvel bahsetmiş oldum. 15.9.2018 tarihli tebliğde de bu geçmekte. Bu da zaten aynı zamanda ticaret sicili de diyor ki bu anlamda prosedür ne şekilde olacak, hangi belgeler eklenecek diye 81. maddede yazıyor ama o çerçevede tabii azaltmanız lazım. Ama 82. maddeye göre bu çerçevede yapılan azaltma da tescil edilir diyor. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum değerli arkadaşlar. Sermaye azaltma konusunda eski yasa zamanında sermaye azaltmak için mahkemeye başvuruyordunuz. Mahkeme size 3 kişilik bilirkişi heyeti atıyor idi. Bu 3 kişilik bilirkişi heyeti sizin kalan sermayenizin şirketin borçlarını karşılamaya yetip yetmediği hakkında rapor vermek zorundaydı. Ve bu rapor ile aldıktan sonra 3 kez alacaklılara çağrı ilan etmektediniz. Şirketimiz sermayesini azaltacaktır. Bu konuda şirketten alacakların şirkete başvurmaları gerekir. Yani hakları kaybolmasın anlamda idi. Yeni yasada ise artık mahkemenin bu mahkemeye başvurma şartı kaldırıldı. Bu mahkemenin bilirkişilerce verilen rapor yerine yeminli veya yeminsiz mali müşavirlerine verecekleri sermayenin kalan şirketten alınan borçlarını karşılamak yeterli olduğunu verecekleri rapor yeterli oluyor. Tabii farklı olarak şu yapıldı, yönetim kurulunun bu konuda sermaye azaltma gerekçeleri, niçin sermaye azaltıyor, sermaye azalttığında ne olacak, ne anlama gelecek şekilde bir şeysinin olması lazım, gerekçesinin olması lazım. Bunun da genel kurulda kabul edilmesi gerekmekte. Ayrıca web sitesi yayınlamak zorunda olan, web sitesini ilan etmek zorunda olan şirketler de bunların web sitesinde yayınlamaları gerekmekte. Şimdi burada zaten sermayenin azaltılmasındaki hadise sadece az önce bahsetmiş olduğumuz gibi zorunlu sermayelerde değil, bir de ihtiyari sermaye azaltma da olabilir. Örneğin şirketimizin sermayesi yine 3 milyon ama zaman içerisinde yeteri kadar değerlendiremiyoruz. Hiç olmazsa başka bir açıdan bunu değerlendirelim, atıl kaynakları değerlendirelim anlamında da sermaye azaltma söz konusu olabilir ki bu da az evvel bahsettiğimiz gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesindeki gibi ihtiyari bir sermaye azaltmadır ve %75 oy çoğunluğu gerektirmektedir. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorunuz olursa
şimdi veya daha sonra Mustafa Bey'in sorumundan sonra cevap verebilirsiniz. Teşekkür ederim. Sabırla dinlediniz. Buyurun Mustafa Bey. Sizin yakınlaşınız. Soruları şimdi alalım. Tamam. Daha interaktif. Tabii daha iyi. Tabii o zaman daha güzel. İnteraktif olması daha güzel. Evet. Evet, teşekkür ederim. Mikrofon açık herhalde. Evet, evet. Abi sermaye artırımındaki gibi sermaye azaltımında da önce sermayenin ödenmiş olmasının tespiti gerekiyor. Ona değinmediniz. Evet, doğru, haklısınız. İkincisi de şirketin kendi paylarını iktisap etmesi noktasında halka açık şirketlerde o süreler ve oranlar farklı diye biliyorum. Hatırlamıyorum o şeyleri. Orada bir farklılık olduğunu olabilir. Onu da bizi bilgilendirirseniz ya da bunu daha sonra özelden de görüşebiliriz. Onu öyle yapalım. Şu anda ben de tam onu hatırlayamıyorum. Tamam. Doğrudur. Az önce bahsettiğiniz konuda sermayenin azaltılması konusunda bir de eş zamanlı sermaye artırımında işte hatırlattığınız için teşekkür ederim. Eş zamanlı sermaye artırımında azaltılan sermaye kadar miktarının tamamının ödenmesini makbuzun istiyor ticaret sicili. Daha fazla artırım yapıyor iseniz şayet az evvel bahsettiğim diyelim ki 3 milyon sermaye şirkette 2 milyon zarar söz konusu ise siz sermayeyi 2 milyon 2,5 milyon azaltırken o kadar rakamın ödenmesi arttırılan sermaye eğer 5 milyon ise aradaki farkın da %25'in ödenmesini istiyor. Böyle bir bilgi vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Ben de şöyle bir sorum olacak. %75'lik bir tamamlama ile ilgili oy çokluğu gerekiyor demiştiniz. Pardon düzelteyim. %75'lik kısım normal ihtiyari sermaye azaltma ile ilgili. Ama tamamlama ile ilgili %100 bir şey gerekiyor. %100. Evet, evet. Peki tamamlama kararı çıkmadığında şirket tasfiye kararı mı almak zorunda? Yoksa otomatik tasfiyeye mi geçmiş olacaktır? Bir üyenin ya da bir pay sahibi tamamlama konusunda çekince gösterdi. Oy birliğiyle bu kararı alamadık, sermayeyi tamamlayamadık. Sonuç. Tabii, evet. Düşünmemekte haklısınız ama fakat şöyle bir konu var. Aynı toplantıda biz sermaye azaltma kararı aldık. Yani oy birliği çıkmadı ama %75 var. İse, %75 varsa evet. Sermaye azaltma kararı alabilirim. Hatta eş zamanlı sermaye azaltma arttırma kararı da alabilirim %75 ile. Mümkün. Ama o da çıkmaz ise şayet o zaman haklısınız. Peki bir sorum daha olacak. Bu şirketin karlılığı ile ilgili dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki farkın, olumlu farkın kar olduğunu. Evet. Sermaye azaltımında geçmiş yıl karlarının eklenmesiyle oluşan sermayenin sermaye azaltımı dolayısıyla şirketten çekilmesi durumunda bir stopaj söz konusu mudur? Evet olacaktır zaten Mustafa Bey konusu. Vergi senin konusu. Konu mu? Evet. Peki tamam teşekkür ederim. Evet tabii tabii. O daha farklı bir sorular çıkacak herhalde. Buyurun arkadaşlar başka ticaret yasası ile ilgili konu. %67'den sonra mı? %67 kesin halde. Eski yasa değildi. Evet. Eski yasa değildi bu. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorumuz yok herhalde. Şimdi, tamam sen. Şu açık galiba. Tamam. Hangisiydi? Şu. Öncelikle hoş geldiniz. Bu zor zamanlarda, ay sonu, hepimizin işleri yoğun. Ona rağmen buralara kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Konu hakkında Kasım Üstadımız ticaret mevzuatı açısından konuyu değerlendirdi. Ben de vergi mevzuatı açısından konuyu değerlendireceğim. Tabii zararın karşılanması konusunda zararın karşılanması için sermaye azaltılmasını öğrenebilmemiz için konunun bütünlüğü açısından sermaye azaltımını
bir bakmamız gerekecek. Şimdi şirketler sermayeye nakit koyabildikleri gibi işletmeden çekilmesi vergiye tabi olan veya işletmeden çekilmesi, başka hesaba aktarılması vergiye tabi olan unsurları da sermayeye ilave edebilmektedirler. Yani sermaye arttırımı yapabilmektedirler. Bunun bu tabii şirketlere tabii bir avantaj sağlıyor gibi gözüküyor. Yani vergilendirmiyor ve sermaye ilave ediyor. Burada sermaye azalttırdığımız zaman ne olacak? Yani burada bir muvazzalı durum söz konusu mu? Yani şirketler ne yapabilir? Vergilendirmeyip, sermaye ilave edip ondan sonra azaltarak vergi dışı çıkartabilir bu unsurları. Bu muvazzayı gidermek için vergi dairesi, gelir idaresi ne gibi önlemler almış? Bununla ilgili yasal bir düzenleme var mı? Bu konulara bakacağız. Tabii bunun için sermaye nedir? Bildiğimiz gibi şirket ana sözleşmesinde yer alan ve ticaret sicilinde tescil edilen sermayeyi 500 nolu hesapta takip ediyoruz. Burada sermayenin unsurları neler olabilir? Yani biz sermayeyi nelere ilave edebiliriz? Sermayeyi nasıl arttırabiliriz? Tabii sermayeyi nakit koyduğumuz gibi biz bu sermayeyi öz sermaye unsurlarından olan ve işletmeden çekildiği zaman vergiye tabi ve stopaja tabi unsurları, yani mesela bununla bir örnek olarak enflasyon düzeltme farkı, olumlu farkı diyebiliriz veya yeniden değerleme fonu, bunları öz sermayedeki unsurları vergilendirmeden sermayemize ilave edebiliriz. Bunun haricinde biz öz sermayemizde bulunan ve dağıtmayıp, şirket ortaklarına dağıtmayıp, stopaja tabi tutmayıp geçmiş yıl karlarımızı da sermayeye ekleyebiliriz. Bunun haricinde nakdi ve aynı olarak da sermayeye ilave edebiliriz. Bu sermaye unsurları bunlardan oluşur. İşte tabii bu öz sermaye kavramı geçiyordu. Öz sermaye kavramı nedir dersek, Vergi Usul Kanunu'nun 192. maddesinde bu açıklanmıştır. Yani aktif toplamıyla borçlar arasındaki fark bize öz sermayeyi veriyor. Bu bildiğimiz öz kaynaklar, yani 5 nolu hesaptaki öz kaynaklarımızı veriyor. Şimdi neden sermaye azaltabiliriz? Bu konuya bir bakalım. Kasım Üstadımız da bahsetti. Şirkette atıl kalan sermayelerimiz olabilir. Yani şirketin sermayesi şişmiş olabilir, bir durgunluğa girebilir. Şirket ortakları bu şişmen sermayeyi geri almak isteyebilirler. Başka sektörlerde kullanmak isteyebilirler. Yani ihtiyari bir sermaye azaltımı olabilir. Bunun haricinde geçmiş yıl üstadımızın anlattığı gibi zorunlu veya ihtiyari de olabiliyor. Bu geçmiş yıl zararlarını karşılamak amaçlı sermaye azaltabiliriz. Tabi bu geçmiş yıl zararlarını mahsubu etmemizdeki amaç bilançolarımızı düzeltmek. Şimdi daha önce bahsettiğim gibi bu sermaye azalttığı zaman bir vergilendirme oluyor mu, olmuyor mu? Bununla ilgili bir düzenleme var mı? Bu muvazzalı bir durum var mı? 9 Kasım 2022 yılında 7420 sayılı kanun 22. maddesiyle 32A kurumlar vergisi kanunu 32A'dan sonra gelmek üzere 32B maddesi eklenmiştir. Bu madde eklenince bu sorunların hepsi ortadan kalkmıştır. Bu madde eklenmeden önce sermaye azaltıldığı zaman bu sermayeye eklenen, ilave edilen unsurları gelir idaresi özelgelerle ve kendi görüşleriyle vergilendiriyordu. Ama tabii bu
aralarda ihtilafları yol açıyordu. Vergi mahkemeleri de çıkıyordu. Kanunsuz bir durum vardı. İşte bu 32B maddesiyle bu kanuna yerleşti ve hukuki bir, kanuni bir hal aldı. Şimdi bu 32B maddesinde sermaye azaltılımı durumunda hangi sermaye unsurlarının hangi oranda vergilendirileceği ifade edilmiştir. Burada gelir idaresi daha önceki uygulamalarıyla paralel olarak sermaye arttırıldığı ve azaltıldığı zaman bu azaltılımda önce en çok vergiye tabi olan, yani hem kurumlar vergisine tabi olan ve hem stopaja tabi olan unsurların azaltıldığını kabul ediyor. Bunları baştan saymıştık. Öz sermaye unsurlarını neydi? Biz sermaye arttırdığımız zaman öz sermaye ilave dışında işletmeden çektiğimiz veya başka hesaba aktardığımız zaman vergilendirilecek olan unsurlar vardı. Bu enflasyon düzeltmesi farkı veya yeniden değerleme fonu gibi. Önce gelir idaresi en fazla vergiyi alacağı unsuru azaltıldığını kabul ediyor. Sıralamaya koymuş. Ondan hem vergi hem de stopaj. Ondan sonra sadece stopaj kesintisine tabi, vergi kesintisine tabi unsurların azaltıldığını kabul etmiş. Bu nedir? Geçmiş yıl karları diyebiliriz bunları. Bunları daha sonra da hiç vergiye tabi olmayan, yani nakdi sermaye gibi onların azaltıldığını. Yani burada gelir idaresi kendine göre daha fazla vergi almaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi kanunun gelmesiyle beraber daha önce uygulamalı olmayan 5 yıllık bir süre var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu daha önceki uygulamalar yine bu yöndeydi. Yine sıralama aynıydı ama bu kanunla beraber mükellef yanlı bir durum oluşmuş. Bu da şu şekilde. Şimdi mesela öz sermaye kalemlerinin sermayeye ilave edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde biz sermayeyi azaltırsak burada normal sıralamaya tabi tutuyor. Fakat 5 yıl geçtikten sonra biz sermayeyi azaltırsak burada bir oranlama yapıyor. Hem sıralama yapıyor hem de oranlama yapıyor. Bu oranlamayı nasıl yapıyor? Ona bakalım. Bu oranlamayı şu şekilde yapıyor. Toplam sermayenin içindeki öz sermaye payları, toplam sermaye içindeki öz sermaye payları azaltılan sermaye içindeki payı kadar düştüğü kabul ediliyor. Bunu örneklerle anlatacağız. Biraz karışık gelebilir. Yani önce toplam sermayeye bakıyoruz. Toplam sermayede öz sermaye unsurlarının paylarına bakıyoruz. Burada nakdi sermaye olabilir. İşte geçmiş yıl karları olabilir. Bakıyoruz hangi oranda. Azaltırken de aynı oranda azaltıyoruz. Şimdi örneklerle de bunu daha pekişecek. Bir de şu şekilde bir durum var. Diyelim ki birden fazla sermaye arttırdık. Burada hangi unsurları daha önce düşeceğiz? Gelir idaresi şu şekilde, kanun maddesinde şu şekilde diyor. Önce siz 5 yıl sermaye ilave edildik tarihten itibaren 5 yıl içinde sermayeye ilave ettiğiniz unsurları düşün diyor. Daha sonra 5 yıl sonraki. Neden bunu diyor? Çünkü 5 yıl içinde sermayeyi azalttığımız zaman ne vardı? Vergi oranlamadan tamamını düştüğünü varsayıyordu ve daha fazla bir vergi alıyordu. 5 yıl, bunu örnekte de göstereceğiz. 5 yıl sonra düştüğü zaman bir oranlama yapıyor ve mükellefin lehine
bir durum oluşuyor ve daha az vergi oluyor. Bu yüzden de önce 5 yıl içindeki sermaye koyulan sermayeyi azaltıldığı kabul ediliyor. Peki geçmiş yıl zararlarının mahsup suretiyle sermaye azaltımında ne olacak? Burada başkanımızın sorusuna belki bir nebze cevap vermiş olacağız. Tabii örneklerle de açıklanacak. Burada vergi kesintisi yok. Yani sıralama aynı, her şey aynı. Çünkü zararın karşılanması amacıyla sermaye azaltımında ortaklara nakdi ve hesaben bir ödeme olmuyor. Bu yüzden de burada bir stopaj doğmuyor. Bunun mantığı bu. Şimdi örnekleri geçelim. Örneklerde 3 tane örnek verdim. Rakamlar aynı. Aradaki farkları görelim diye. Yani burada 5 yıl önceki 5 yıl geçmeden sermaye azaltımı, 5 yıl geçtikten sonra sermaye azaltımı ve geçmiş yıl karlarını düşüyoruz. Zaten öncelik sırasının hangisi olduğunu bunu bahsetmiştik. Şimdi öncelikle atıl kalan bir sermayeyi şöyle diyelim, 50 bin lira nakit sermayeden oluşan bir şirketimiz var. Bunu 1 milyona çıkarttığımızı düşünelim. 5 yıl geçmeden atıl kalan sermayemizi 400 bin lira azaltıyoruz. Yani burada ihtiyari bir sermaye azaltımı yapıyoruz. 400 bin lirayı kullanma ihtiyacı duyduk ve atıl kalmış. Biz bunu indireceğiz. Ne yapacağız? Şimdi burada sıralama yapıyoruz. Hiçbir oranlama yok. Nakit sermaye neydi? 50 bin liraydı. Bunu 650 bin lira artırıyoruz. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkını 200 bin lira artırıyoruz. Geçmiş yıl karlarını 100 bin lira artırıyoruz. Toplam 1 milyon. Burada işte sıralama önce stopaj ve vergi olan kısım, yani enflasyon düzeltme olumlu farkının düştüğünü kabul ediyoruz. 200 bin liranın %20'si vergi olarak alınıyor. Burada dikkat etmemiz gereken gelir vergisi kesintisini direkt 200 bin liradan değil, vergi sonrası kar gibi 200 bin liradan düşüyoruz ve 160 bin lira üzerinden hesaplıyoruz. Daha sonra geçmiş yıl karları kurumlar vergisine tabi düştüğünü kabul ediyoruz ikinci sırada ve sadece stopaja tabi tutuyoruz. Bir de nakit sermayede vergi yok. Burada gördüğünüz gibi azaltma konu edilen tutarın toplamı 400 bin, hesaplanan kurumlar vergisi 40 bin, gelir vergisi kesintisi de 26 bin lira. Şimdi gelelim, 5 yıl geçtikten sonra yapsaydık ne olacaktı? Yine örneğimiz aynı, farka bakalım. 50 bin lira nakit sermayeden oluşuyor tekrar, 1 milyona çıkartmak istiyoruz. 5 yıl geçtikten sonra atıl kalan sermayeyi 400 bin lira azaltıyoruz. Burada ne demiştik? Toplam sermayenin içindeki paylara bakıyoruz, sermaye unsurlarının. Burada nakit sermaye 650, daha önce de 50 bin liraydı, 70 bin lira. 1 milyon arttırmıştık ya, %70 pardon. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkları 200 bin lira, 1 milyonun içinde %20. Geçmiş yıl karları da 100 bin lira, toplam sermaye içinde 100 bin lira, %10 olmuş oluyor. Şimdi burada işte azaltılan tutardaki payına bakıyoruz. Şimdi burada 400 bin lira azaltıldığını görüyoruz. 400 bin liranın daha öncekinde sıralama yaparken burada 400 bin lira içinde vergiye ve stopaja tabi unsur enflasyon düzeltmesinin oranı %20. 400 bin liranın %20'sini biz vergilendireceğiz. 400 bin liranın %20'si 80 bin lira. Bunun %20 kurumlar vergisi kurumlar vergisini alıyoruz. Daha sonra da kurumlar vergisi düştükten sonraki kalan 64 bin lirayı stopaj yoluyla vergilendiriyoruz. Yine geçmiş yıl karlarını 400 bin liranın bakıyoruz toplam sermaye içinde ne kadar? %10 değil mi? Tamam, %10'unu azaltılan sermaye içindeki 400 bin liranın %10'u ne kadardı? 40 bin lira. Bu sefer 40 bin liranın kurumlar vergisine tabi değil, sadece stopajını alıyoruz. Nakit sermayede zaten vergi yok. Burada yine azaltılan sermaye 400 bin lira. Hesaplanan kurumlar vergisi 16 bin lira. Gelir vergisi stopajı
10.400. Aradaki gördüğünüz gibi geriye döndüm. Daha fazla bir vergi var. Burada 5 yıl geçtikten sonra vergilenme mükellefin lehine görüyoruz. Bir de şimdi de zararın karşılanması amacıyla sermayeyi azalttığımızı düşünelim. Aynı rakamlar. Burada yine 50 bin lira sermaye var. 1 milyona çıkartıyoruz. 5 yıl içinde fazla şey olmasın diye oranlama yapmayalım diye. 5 yıl içinde yine. 5 yıl sonra yapsaydık yine oranlama yapacaktık. 5 yıl içinde 400 bin lira. Zararın karşılanması amacıyla azaltıyoruz. Yine nakit sermaye 50 bin lira, 650 bin lira. Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 200 bin lira. Geçmiş yıl karlarından 100 bin lira. Burada enflasyon düzeltmesi olumlu farkı 200 bin lira. %20'sini alıyoruz. Burada işte ortaklara nakden ve mahsuben bir iade olmadığı için stopaj yok. Hiçbir şekilde stopaj yok. Yani bunun püf noktası burada aslında. Geçmiş yıl zararlarının mahsuben sermaye azaltımında stopaj yok. Geçmiş yıl karlarında yok gördüğümüz gibi. Nakit sermaye de yok. Sadece burada bir 40 bin liralık vergi olmuş oluyor. Şimdi Kasım Bey bahsetmişti yine. Tabii bunu bahsetmeden de olmaz. Tekrar bahsetme durumundayız. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesinde yine bu zararlar ortaklar tarafından karşılanır ve bu da kurum kazancının tespitine dikkate almaz. Burada yine bahsedildiği gibi neydi? Kurum kazancı yine 6. maddenin 2. fıkrasında kurum kazancının tespitinde gelir vergisi kanunu ticari kazanç hükümleri uygulanır. Buna bakarak biz gelir vergisi kanunu 38. maddesinde bilanço ticari kazanç neydi? Öz sermayenin dönem başı ve dönem sonu arasındaki farktı. Burada ortaklar zararı karşılamak için para koydukları zaman bu karşılıksız bir paradır. Yani para diyelim. Biz parayla değerlendirelim. Karşılıksızdır. Yani biz burada ortaklara bir borç yok. 331'li hesapları çalıştırmıyoruz ve öz sermaye kalemi olarak sermaye tamamlama fonu diye bir fon. Bu 5'li hesaplarda. Bu da gelir idaresi eklenen maddeden önce bu sermaye tamamlama fonunu öz sermayeyi arttıran bir unsur olarak kabul edip ticari kazanca tabi tutuyordu ve vergilendiriyordu. Daha başka KDV'ye de tabi tutuyordu. Bununla ilgili tabii yine ihtilaflı durumlar oluyordu. Çünkü burada bu fon sermaye ilave edilmiyor. Sadece zararın karşılanması amacıyla konulan bir fon. Artık gider de kabul edilmiyor. Bu yüzden bu durumu ortadan kaldırmak için gelir dersi kurumlar vergisi kanununa bir madde ekleyerek bunu vergilendirmesini ortadan kaldırdı. Bir de zararın mahsubu konusu var. Şimdi biz sermayeyi azalttık veya geçmiş yıl zararlarını bilançomuzdan mahsup anlamı usulüyle kaldırdık. Bizim geçmiş yıl zararlarımız gözükmüyor bilançomuzda, mizanımızda. Peki biz bunu ticari kazançımızdan indirebilecek miyiz? Çünkü bilançomuzda yok. Burada kurumlar vergisi 9. maddesi bir şart koymuş. Beyannamede gösterme şartı. Yani burada bilançoda gösterme şartı değil. Bizim bilançomuzda veya mizanımızda geçmiş yıl zararları olmasa bile dönem karından geçmiş yıl zararlarını biz beyannamede yine düşebiliyoruz. Bu konuyu da anlattıktan sonra hepinize bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir seminer olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Alabiliriz. Tabii. Mikrofona. Atıl sermaye hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Atıl sermaye. Evet. Yani bu atıl sermaye dediğimiz yok doğrusu. Atıl dediği şunu demek istiyor. Benim anladığım. Hayır.
şunu demek istiyor. Yani sermayeyi neden azaltıyoruz? Yani atıl durumda kalan sermayeden bahsediyor. Ama arttırımı değil, azaltımı demedim. Arttırımı değil, azaltımı. Yok, atıl sermaye. Sadece atıl sermaye. Tamam, aslında bu olur. Tamam. Siz de tamamlayın beni çünkü sizin konunuz. Doğru. Arttırınca şöyle, aslında atıl kalan sermaye. Yani siz kusura bakmayın, ifade edin. Atıl kalan diyeceğim onu. Atıl kavramı hiç tam oturmadı. Yani boş kalan. Diyelim ki yeteri kadar değerlendiremediniz. Örneğin sermayeniz yüksek ama bu defa sermaye karlılığınız düşük kalıyor. Bu sermaye azaltmakla sizin 5 milyon lira sermaye ile elde ettiğiniz kar eğer 200 bin liraysa aynı karı yine 2 milyon sermaye ile elde edebilirsiniz. Bu defa 2 milyon sermaye ile yine 200 bin lira kar elde edebilirsiniz anlamına taşıyor. Ama burada atıl kalan kısım şu. O atıl kalan kısmın başka bir kaynaklar tarafından veya başka bir sektörüyle başka bir alışverişle şirkete değerlendirilememesi veya ortaklara iade edilip onların kendilerinin istediği gibi kullanmasını sağlaması. Çünkü ortaklar şöyle olabilir. Der ki bunu biraz da şey yapalım isterseniz mizansen yapalım. Ortaklar anlaşamadılar. Sermaye yüksek ama belli şey yapamadılar. Tamam arkadaş şu anlamda anlaşamadılar. Şu sektöre girelim, şu işi yapalım, bu işi girelim. Kimisi şu işi yapalım, kimisi bu işi yapalım diyor. Anlaşamadılar. Peki diyoruz ki en sonunda, peki arkadaş biz bu paraları size geri verelim. Siz istediğiniz işi yapın diyoruz. Bu defa ne olacak? Sermaye azaltacağız. Bu azalttığımız sermayeyi de ortaklara dağıtacağız. Eğer sermaye azaltmasındaki vergisel sorunlar doğacağına göze alacaksa ama böyle bir sorun doğmayacaksa yani daha evvel şeye ilave edilmiş böyle bir kaynaklar yoksa, fonlar yoksa veya bir vergiye tabi olacak şeyler yoksa azaltabilirler. Hiç önemli değil. Böyle bir konu. Ben bu arada mutlaka sorurum da ben de Mustafa Bey'e bir şeyler sormak istiyorum. Hatta ilave etmek istiyorum öyle diyeyim. Birincisi az evvel Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 6. maddesine eklenen 3. fıkrada bahsetti. Güzel. Yani orada diyor ki Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Az evvel bahsettiğimiz yani 38. madde şeyi dikkate alınmaz. Ancak dikkat edelim arkadaşlar. 376. madde uyarınca diyor. 376. madde anonim şirketlerle ilgili. Limitli şirketlerle ilgili değil. Limitli şirketlerde sermaye yani bunun hadisesi 603'te var zaten bu sorduğumla ilgili. Buna rağmen yetmedi. Diyelim ki ek ödemeler istedi, yetmedi. Buna rağmen sermaye azaltacak. Bu kapsamda bu vergileme durumunda bir soru işareti var. Yani Mustafa Bey buna istese de değinemez. Çünkü öyle bir şey konu değil. Bir diğer hadise karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan tutarlar diyor. Karşılıksız kalan miktardan fazla aktardım. Örneğin 1.850.745 lira zarar ettim. Ya böyle kusura bakmayın arkadaşlar 2 milyon ilave edelim dedim. Aradaki ne olacak? Aradaki fark vergiye mi tabi olacak? Sanki böyle bir durum doğuyor. Böyle miktarda dediği için özellikle vergicilerin böyle kılı kırk yararak düşündüklerini bildiğim için hepimiz de biliyoruz zaten. Böyle bir konu var Mustafa Bey. Ne diyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir? Kasım Bey teşekkür ederim. Güzel sorular. Şimdi bu konu tabii ticari kanunla da alakalı. Yeni çıkan, yani yeni çıktı demeyelim ama 2022 yılında ilave edildi. Ve bununla ilgili tebliğ yok bildiğim kadarıyla ve özelgeler de yok. Yani bu konu hakkında tabii çıkan özelgelere ve tebliğlere çıkacak olan tebliğlerle bu konular daha da netleşecek diye düşünüyorum. Ve güzel miydi? Şimdi buyurun. Buyurun Muharrem Bey. Konuşmaya katkı sunmak ister misiniz? Orada? Tabii ki. Mikrofonla. Şimdi Kasım abi güzel bir cümle kullandın. Vergicilerin kılı kırk yarması dediniz ya. Hayata şöyle bir bakmak lazım. İlkesel bakmak lazım yani kavramsal çerçeveden değil, ilkesel yaklaşımla bakmak lazım. Şimdi gelir vergisi kanunun ticari kazanç tanımına bir dönelim önce. Dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki farktır diyor değil mi? Evet. Ama buradan ticari kazanç olduğunu
ticari kazancın tanımlı olduğunu düşünürsek, o farkın ticari kazançtan ya da ticari faaliyetten kaynaklanmadığını bir kenara koyup onu vergi dışı bırakmamız kaçınılmaz oluyor. O nedenle burada kılı kırk yarmak yerine basit düşünmenin çok daha rahat yoruma götüreceğini düşünüyorum. Kaldı ki Danıştay'ın bir tane kararı var. Sermayeye eklenen geçmiş karların daha sonradan dağıtılması durumunda veya şirketin tasfiyesi durumunda vergilendirilmemesi gerektiği yönde bir de kararı var. Aslında tam da bu gerekçelere dayanıyor. Müsaade eder misiniz? Tartışmak değildi. Hayır, tartışma değil. Tabii ki. Bu kararı çok iyi biliyorum. Ben yakından takip ettim. Ancak bu sermaye azaltımında vergileme diye geçen sene 11. ayda yani 2022'nin 11. ayına çıktı. Yani 32B. O 32B'den evvel olduğu için pek hükmü kaldığını zannetmiyorum onun. O kararı hatırlıyorum. 2022'nin Ağustos ve Temmuz ve Ağustos ayında çıktı o karar. İyi de yakından takip ediyorum bu şeyi. Ama Ekim ayında 2022 Ekim'de 32B eklendi. Pardon 2 Kasım'da eklenmiş. 2 Kasım'da eklenmiş. 3 Kasım diyor. Yürürlük tarihi. Tabii olabilir. Yani dolayısıyla daha sonra olduğu için bu sermaye azaltımında vergileme kavramı burada şeyler o geçmiş yıl kârları da geçmekte. Tabii geçmiş yıl kârları burada da zaten bu eklenen 32 bendin 5. bendinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması durumunda konu edilen sermaye unsurları 1. 2. 3. fıkra hükümlerine göre tespit edilir. Ancak bu tutar üzerinden 4. fıkra kapsamında ve kesintisi yapılmaz az önce Mustafa Bey'in söylediği gibi. Yani böyle bir yanlış hatırlama var olabilir. Kusura bakma yani bunu söylemek... Yok estağfurullah ben geçmiş yıl zararlarından ziyade sermayeye eklenen geçmiş hikârlarını söyledim. Ve yine GVK 38'deki yaptığım değerlendirmede olduğum yerdeyim. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Evet. Buyurun. Muharrem Başkan'ın söylediği konu bence buradaki kilit konu. Yani karşılıksız kalan kısım ibaresini orada vurgularak kanunlaştırdılar. 6. maddede kurumlar vergisinin 6. maddesinde. Evet. Yani orada ben katılamayacağım. Çünkü işte sizin söylediğiniz gibi 1 milyon 900 bin lira karşılıksız kalan bir kısım var. Ben 2 milyon koyayım veya 3 milyon koyayım nakit olarak. İşte orada o aradaki farkı mutlaka didikleyecektir vergi müfettişleri. Çünkü kurumlar vergisinin yani kazanç hükmü ticari kazanç hükümlerine tabi olduğu için o diyecek ki buradaki öz sermaye artışı var dönem başı ile dönem sonu arasında. Orada dikkatli olmakta fayda var. Şöyle bir konu ilave etmek istiyorum. Kanun konuş amacı o. Mustafa Bey şöyle bir konu ilave etmek istiyorum. Karşılayacak tutardaki kısmını vergilenmeyecek olarak diğerinde normal sermaye artışı gibi yapmakta fayda var. Böyle bir sıkıntı yaşamamak için. Yani o yapılabilir ama evet. Sermaye tamamlama fonu adı altında onu eğer çünkü bir daha evvelden bu konuda verilmiş şeyleri var farkı. Vergi idaresinin şeyleri tabii bunlar tabii bizim belki de bu olabilir bu olabilir diye birlikte düşünmemiz evet ama bununla ilgili en doğru işin yöntem vergi kanunu biliyorsunuz 360 mı 362 miydi hatırlayamıyorum daha sonraki madde olabilir muktezi alıp özellikle 413 pardon. 413. Müfettişler bu ihtiyacı almıyor. Ama yani bunu böyle bir işlem yapacak. Müfettişler ve vergi genel idaresinin çalışanları. Evet. Gerçekten hani... kavramların yorumlanması konusunda çok zayıf. Zayıflar evet doğru maalesef. Evet. Ama ihtiyacı almıyorlar. Yani. Kendi aramızda bir görüşüyoruz. Evet şimdi şunu demek belki mümkün olur. Eğer doğruluğuna inanıp savunabileceğinizi göze alıyor iseniz bu konuyu yapın. Hayır. Ama savunma esnasında nasıl olabilir? Burada kazanma şansı kazanmama yani daha doğrusu uyuşmazlığı göze alabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz vergi mahkemesine gidildiğinde evet yürütme durmakta ama yürütme ilk aşamada aleyhinize karar verdiğinde tabii siz bunu istinaf edebilirsiniz, Danıştay'a gidebilirsiniz, mümkündür. İşte ama ikinci aşamada yürütme durmuyor. Yürütmeyi durdurmak için bu defa belli bir teminat vermek zorundasınız. Yani yürütme durdurma davası açmanız lazım. Böyle bir konu var. Tabii bazı arkadaşlar bu konuda aman bir tasdik çıkmasın da neyse verelim diye düşünen insanlar olabilir. Bizim meslektaşlarımız demez de ama çoğunlukla bizim iş sahiplerimiz demekler. Yeri gelmişken bir şey daha sormak istiyorum Mustafa Bey size. Şimdi
Hayır, ben bu konuyu zenginleştirmek amacımız çalışsaydım. İnsanlar karşılıklı soru sorarak yarışır gerçekten. Çok önemli bir hadise. Ortak alacakların sermaye ilave edilmesi söz konusu ise, ortak alacaklar sermaye ilave ettik. Evet. Dolayısıyla ortak alacaklar sermaye ilave ettikten sonra aradan 2 sene geçti. Zarar oldu. Zarar azaltalım dedik. Peki bu durumda bir vergilendirme yok. Az önce dediniz ki 5 yılı geçmişse şunlar varsa, çünkü sadece ortak alacaklar kadar değil, daha fazlasını bekliyorum. Bilemiyorum. Şimdi, oranlama var ya. Burada bahsettiğim şey şu. Sıralamada önce öz sermaye unsurlarının, yani vergiye tabi öz sermaye unsurlarının düştüğünü kabul ediyor. Doğru, ama burada ortaklarla alacaklar ve borçlar vergiye tabi olan unsurlardan olmadığı için dolayısıyla sermaye azaltıldığı zaman da vergiye tabi olmayacak. Peki şöyle düşünelim. Ortaklarda olan borçların, daha doğrusu ortağın şirketten olan alacağının sermaye ilave edilebilmesi için yazmamız gereken raporlarda nakden ödenmiş olması koşulu var. Tamam. Dolayısıyla ha nakit sermaye arttırmış ya ortaklardan alacağı ilave etmiş. Değişen pek fark yok. Yok. Peki bu durumda sermayeyi azaltırken sermayeyi meydana getiren unsurlar arasında belirli bir oran, tabii süre geçmiş ise, süre geçmemişse önce onlar olabilir gibi bir konu var. Böyle bir durumda ben sadece ortaklara ilavesinden dolayı olan kısmı azalttım. Geri kalan bu da hiç vergi falan olmayacak diye çok rahat yatabilir miyim, yoksa diğer konularda acaba diye tedirgin olabilir miyim? Siz soruyorsanız tedirgin olurum. Buyurun cevabınızı alalım. Kazma, ben de sana soru sormak istiyorum ya. Buyurun. Şimdi sermayenin iki şekli var diye biliyorum ben. Evet. Birisi nakdi sermaye, birisi aynı sermaye. Evet. Biraz önce ortakların sermaye eklediğinizi düşündüğünüzde o hangi sermaye türüne giriyor? Nakdi sermaye, çünkü orada koşul var. Diyor ki ortağın şirketten olan alacağını nakit ödemekten kaynaklandığını diye onu imza veriyor mali müşavir. 331 eklediğimizde onun nakit kalemlerden kaynaklandığına dair bir tespit raporu gerekmez mi o zaman? Evet, öyle gerekiyor zaten. Raporda onu istiyor. O zaman da nakit sermaye artırımı indiriminde kullanılabiliriz sonucuna geliyorum. Öyle bir raporu bir tarafa koyun. Biraz önce söylediğiniz o cesaretiniz varsa, hı hı, vergi müfettişi kılı 40 da yarsa, kılı 1000 de yarsa, evet, yine hani bunu dava edin dedi. Evet, ilke bazlı mı kural bazlı dediğiniz şeyde, ilke bazlı dava edilmesinde yarar var. Olabilir, yani büyük bir şey olmayan, yani fazla bir rakam tutmayan bir müşteri denenebilir bu. Bir anlamda böyle, yani bir anlamda müşteriler de bizim bir uygulama alanımız için doğru kabul etmek gerekiyor. Çünkü mükteza istemektense ihtilaf yaratıp, evet, oluşturmak çok daha... Ben her defasında mükteza isterken istediğin şeyin ne olduğunu anlatmak diye birkaç kez anlatmak zorunda kaldım. Evet. Böyle durumlar da yaşanıyor maalesef. Böyle bir konu. Şimdi az önce siz dediniz ya Mustafa Bey, belirli bir oran olarak öncelikle şey olanlar dediniz. 5 yıl süre geçmesi, evet, geçmemesi konusuyla. 5 yıl süre geçmemişse mesela, diyelim ki ben ortaklara sermaye ilave ettim ama ondan 2 sene evvel de şey ilave etmiştim. Veya ondan 1 sene evvel de yeniden değerleme fonu veya 298 çaya ilave etmiştim veya şey buna benzer şey. Bunu nasıl yapacağım? Bu durumda belli bir oranlama yapmam gerekecek herhalde 5 yıl geçmeyen şey diyerekten. Sorunuzu anlıyorum. Şimdi Kasım Bey şunu demek istiyor. Şimdi 5 yıllık durumda önce yani sermaye ilave edildiği tarihi itibariyle 5 yılı geçmeyen rakamları indirdiğimiz zaman bir sıralamaya tabi tutuyorduk. Önce onları düşüyorduk. Daha sonra oranlama yapıyorduk. Diyor ki yani 5 yılı geçmeden sermayeyi azalttık. Bunun içinde nakit unsurlar da vardı. Bu nakit unsuru da ne yapacağız? Hesaba katacağız mı? Vergilendireceğiz mi? Yoksa vergilendiremeyeceğiz mi? Diye bir soru soruyor. Bu tartışılan bir konu. Yani bunu araştırdık. Fakat şöyle bir durum var. Sorunuzu şimdi anladım. Yani bir önceki soru, evet, anlamıştım, şimdi anladım. Şimdi burada örnekte bu konuda
32B maddesinin açıklamasıyla ilgili kurumlar vergisi kanunun 21 nolu tebliği var. Bu tebliği de bu maddeyi açıklamış ve örnekler vermiş. Bununla ilgili bir örnek yok. Yani sıralama yapmış. Önce vergi alınan unsurları düşmüş. Fakat en son sermaye azaltıldığı zaman bu unsurların içinde nakit var mı yok mu? Nakit yoktu. Şimdi kanun maddesinden nakit olarak kabul etmeyeceğiz. Fakat yine de ben burada bununla ilgili yani muhtezalara yine ama çalışmak lazım bu konuya biraz diye düşünüyorum. Çalışmak lazım ama yani burada netlik yok. Tamam. Belli araştırmalar yapılmış. Bununla ilgili makaleler var, yorumlar var. Mesela sermayeyi nakit sermayeyi hesaba katmamış. Yani burada bir örnek koymadım ama nasıl anlatacağım? Şimdi bir sıralama vardı. Bu sıralamada ikinci kez sermaye arttırdık. İkinci kez sermaye arttırdığımız unsurların içinde hem vergiye tabi hem stopaja tabi unsuru var. Hem stopaja tabi unsuru var hem de nakit sermaye var. Şimdi burada tamam biz azalttığımız unsurda bu ikinci arttırdığımız unsurlardan daha fazla diyelim. Bir görüş şu şekilde buradaki önce vergilendirilen kısımları yapacağız. Sermayeyi hesaba katmayacağız. Daha sonra orantılayarak tekrar vergilendirileceğiz diyor. Yani ikinci görüşte nakiti koyabiliriz diyor ama burada netlik yok. Ben burada bu soruya yani cevap veremeyeceğim. Tabii ben de bu sorunun cevabı doğru diyemiyorum. Çünkü ben bu konuda şey değilim. Fakat araştırmak gerekir. Bu flu olan noktalar. Çünkü bu çalışmaların burayı atlamış yani. Açıklamada örneklerde yok. Peki, o yüzden şöyle bir konu daha var. Değerli arkadaşlar. Zararın ortaklara dağıtılması. Kâra dağıtıyoruz ya. Zararın dağıtılması olabilir mi? Neden olmasın? Ben zarar tamamlama fonu yapmıyorum. Zarar ortaklara dağıtıyorum. Azaltmıyorum. Yani sermaye azaltma teşkil ediyorsun. Zararı ortaklara dağıtıyorum. Yani diyorum kardeşim ne kadar zarar ettiğin şirket 600 bin lira zarar ettiğin. 3 ortaklığım yazın, ya 3'er 100 bin lira yazın bizim borcumuza. Verin zararı kaldırın ortadan diyorum. Bu durum ne olur? Bu şekilde literatürde görmedim ama ben düşündüğümde bunu buluyorum. Literatürde böyle bir şey yok. Olabilir yani diye düşünüyorum. Deminki konuyla ilgili katkı olsun diye şöyle söylüyorum. Kanun koyucu aslında sermaye olarak taahhüt edilmiş olanlar dışındakilerin tümünün şirketten geri çekilmesini vergiye tabi koymuş. Evet. Ortaklara borç da aslında şirkete taahhüt olarak verilmiş bir tutar değil. Borç olarak verilmiş, geri almayı amaçlayan bir şey. Bence onların da azaltılma gündeme geldiğinde ortaklar cari hesabından gelen tutarlarında vergilendirilecek tutarlar içerisinde alınması gerekir diye düşünüyorum. Ben de sana böyle bir soru işareti var. Evet. Evet. Başka bu ortaklara dağıtılması ile ilgili de elbette ki zaten şirket tasfiye ettiğimizde, finale geldiğimizde varsa tasfiye sonu zararı ortaklara dağıtıp geçiyoruz. Kârı dağıttığımız gibi zararı da ortaklara dağıtabiliriz gibi geliyor evet, bana. Evet, bence olabilir gibi geliyor. Yani arkadaş ben ne bileyim dediğim gibi 500 bin lira zarar ettim. İki ortak 250 bin lira yazın hesabımıza, çekin bize, kapatın zararı diye mümkün olabilir. Ama bu belki de bizlerin şu anda şirket statüsü adı altında kurumlar vergisi mükellefi olan ama reel olarak gerçek kişi işletmesi veya aile işletmelerinde belki düşünülebilir. Bir an için bunun büyük açık iş şirketi olduğunu düşünelim. Yani veya SPK kapsamında bir şirket olduğunu düşünelim. Veya SPK kapsamında olmasın da 8-10 ortaklı ama hepsi aynı yerde, aynı aileden olmayan insanlar olduğunu düşünelim. Bu biraz zararların ortaklara çekilmesi biraz
garip olabilir. Herkes razı. Genel kurul kararı değil mi abi? Genel kurul bu kararı alırsa evet. Uymayacak ortak çıkar mı diyorsunuz? Yani bilmiyorum, şirketin zararı çeker. Kar dağıtımına uymayan çıkmadığına göre zarar dağıtımına da olmaması lazım normal olarak. Yani bu gibi sorular aklıma takıldı. Evet arkadaşlar, başka sorular olan arkadaşımız var mı? Gerek vergi konusunda, gerek ticaret konusunda. Gerçi ben vergi konusunda Mustafa'ya kadar araştırmadım ama olabilir. Buyurun. Biz daha önce de tartıştık. Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinde esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter kârı sadece payların yok edilmesinde kullanılır. Bundan ne anlıyoruz? Bundan ne anlamamız gerekiyor? Ben o 470'i bir açayım. Müsaade. Ya evet, bu konuyu daha önce tartıştığımızı hatırlıyorum. Görüşürüz. Tamam, görüşürüz başkanım, sağ ol. Evet değerli arkadaşlar, bu şirketlerin kendi paylarını elde ettiğinde mutlaka bunları bir karşılık ayırması gerekmekte. 520. maddeye göre okuyorum 520. madde. Şirket iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerleri karşılığından tutarlı yedek ayırır. Bu akçeler anılan paylar devredildikleri ve yok edildikleri takdirde iktisap değer üzerinden çözülebilirler. Yani şöyle diyelim, şirket kendi payını edindi. Edindiği payı elbette, bu tabii burada edinme şeyi karşılayayım, ivazlı edinme. Örneğin %10'u geçmeyen bir sermaye payını edindi. Yani şöyle örnek verelim mizansen olarak. 5 milyon şirket, sermaye şirket %8'i isabet eden 400 bin liralık sermaye payını edindi. Bunu 400 bin lira elbette bunun menkul kıymetler hesabında yer alacak. Diğer taraftan karşılığında da elbette bankadan veya kasadan para çıkacak. Ama her halükarda buna bir de karşılık ayırmak zorunda. Bu ayrıca karşılık da vergi sonrası ayrıca bir karşılık. Vergiden evvel karşılık değil bakın. Vergi sonu ayrıca bir karşılık olduğu için daha sonra bu sermaye yok etti, kapattı. Bu karşılık ne olacak? Elbette defter kârı olacak. Bunu da ancak bu şeylerin yok edilmesine kullanılabilir diyor. Çünkü daha evvel ben bundan vergi verdikten sonra kısmı olduğu için tekrar buradan vergi vermeyeceğim. Bu ben anlıyorum. Hadi şey Mustafa Bey, yararlı oldu mu? Umarım. Evet, konu bu yani. Çünkü ben başka da şey göremedim bu 520'de. Bu şeyin karşılığı geçiyorum. Vergi sonrası kârdan ayrılman gereken bir karşılık çünkü. Bir konuda da benim bir tereddütüm var. Mustafa Bey gerçi açıkladı az önce ama şimdi bu geçmiş yıl zararlarının bilançodan yok edilmesi mahsup imkanını kaldırmıyor dedi. Yani beyannamelerde gösterilmek şartıyla evet. Geçmiş yıl evet. Zararlarını mahsup edebiliyoruz ama bununla ilgili net miyiz burada? Hani çünkü rakamlar yüksekse maliyeciler hani mutlaka bir yerden evet, bir evet, şey evet. Bulmak adına ya sizin bilançonuzda böyle bir rakam yok. Yani, beyannamenizi yazmışsınız ama çok son derece net. Hatta bu konuda bir şey özelge bile var. Van defter dalının öyle bir şeysi var galiba. Ben bu konuda özelgeyi buldum. Mustafa Bey'e de verdim hatta. Bak böyle bir konu var. Bize lazım olacaktır diye. Nitekim evet, doğru. Doğrudur. Evet. Şimdi ben başka bir şey daha aklıma geldi. Az önce yaptığımız sunumda üçüncü bir şık olarak bu 36. maddenin uygulanması ilgili tebliğde sermayenin azaltılmadan sadece arttırılmasını söylemiş. Yani sadece sermaye arttı. Benim 3 milyon sermaye şirketim var. 2 milyon zarar etti. Sermayeyi ben yine 2 milyon arttırdım. Sadece hiç azaltmadan arttırdım. Benim sermayem 5 milyon oldu. Zararım 2 milyon, yine öz kaynak yine 3 milyon. Değişim yok. Peki sermaye arttırdıktan 2 sene sonra da ya ben bu zararı kaldırıp azaltıp bu zararı yok etmem lazım deyip tekrar sermaye azaltmak kalkarsam bu durumda vergileme durumu ne olur? Sorayım bir daha alayım. Yani normal şartlarda
ben eğer 3 milyon sermaye şirketim var, 2 milyon zarar etti. Dolayısıyla veya 2,5 milyon zarar etti. 2,5 milyon zarar edince sermayeyi eş zamanlı azaltma veya arttırma olabilir. Sadece azaltma olabilir. Mümkün. İkisi de olabilir. Ancak üçüncü bir şey olarak da sadece sermaye arttırma var. Sadece sermayemi arttırdım. Yani 2,5 zarar etti. 2,5 da arttırdım. Dolayısıyla benim şeyim 5-7,5 oldu sermayesi. Tamam, burada vergilendirme 2,5 yok. Efendim? Vergilendirme yok. Yok. 2 sene geçti ama sonra azalttım. 2 sene sonra azalttım yani. Burada sermaye, öz sermaye unsurlarına bakacağız. Yani öz sermaye unsurları. Bu unsurlar içerisinde tamam ya, aynı miktar azaltırken arttırdığım miktarda azaltıyorum ve daha fazla azaltıyorum. Ne olacak bu anlamda? Burada dediğim gibi yani öz sermaye unsurlarına bakıyoruz. Öz sermaye unsurlarının sıralamasına bakacağız. Şimdi burada sıralama derken sermaye ilave ettikleri tarihler itibariyle sıralama mı yoksa vergilenme sıralaması mı? Az önce söylenen şey vergilenme sıralaması, sizin bahsettiğiniz sıralama. Evet. Ama bu benim söylediğim, ben zararım var. Zararım kadar veya daha fazla şey ilave ettim sermaye, arttırdım. Bir sorun yok ama bilançomda zarar da var, sermayem daha yüksek. Sermayeyi ne zaman azaltırsak azaltalım. Evet, her arkadaş şey tabii. Sermayenin o sıralaması. Evet yani bu. Evet, o yani vergileme sıralamasına bakıyorlar. Vergileme. O zaman ne oluyor? Benim affedersin ama sermayeyi azaltmadan arttırmak akıl kârı bir iş değil. Bitti, onu demek istiyorum. Hatırladın mı? Tamam, anladım. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz. Kapatıyorum. Sunumlarından dolayı değerli meslektaşlarımıza ve katılımlarınızdan dolayı siz de teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.